Kemal Enginyurt arkadaşlar TV100'deki bir tartışmada Latif Şimşek'e saldırdı. Danışmanıydı, yok korumasıydı, yok danışmanın arkadaşıydı, yok bilmem neydi diye fırtına kopuyor. Ama şimdi şunun altını çizelim. Ya Kemal Enginyurt bir televizyon tartışması yapıyorsun, karşında da Latif Şimşek. Sinirlerine sahip olamayacaksan o programa çıkmayacaksın. Yani sen iktidarın milletvekili olsan ne yapacağız? Senin partin iktidar olsa ne yapacağız? Ve sen ki bunu bir de destekleyenler var. Bir verelim mi o görüntüyü lütfen? Danışmanı da koruması da olmadığını söylüyor. Görüntüyü bir verelim lütfen. Evet. Şimdi sevgili Gerçek TV izleyicileri, Kemal Enginyurt yani bir zaman MHP milletvekiliyken neler söylediğini biliyoruz. Nasıl davrandığını da biliyoruz. Daha sonra muhalefete çıktı, partisini eleştirdi. Kalsın öyle Cemciğim, partisini eleştirdi. Sonra Millet İttifakı'nın masada bulunan en küçük ortaklarından Demokrat Partisi'ne katıldı. Genel Başkan Yardımcılığı yapıyor. Kardeşim sen Latif Şimşek'in kim olduğunu biliyorsun, o programa da katıldı. Çelikten sinirlerin olacak. Yani sen Latif Şimşek'i dövebiliyorsan ki nasıl koştuğunu gördük. Sonra sözde bu koruması değilmiş. Şimdi söyleyelim diyor ki Latif Şimşek'le yaşadığımız tartışmada araya girerek ayıran ve bu durum görüntülerde dahi görülmesine rağmen danışmanım Ali Şenyurt ve yardımcım Sedat Erge'yi Ankara Asayiş Müdürlüğü'nde bekletiyorlar. Adaletiniz böyle mi uyguluyorsunuz demiş. Hatta yine bir tane daha tweet var. Bir fotoğraf atmıştık Cemciğim mümkün olursa en son YouTube gündemde. Yani şimdi olan şu. Düşünün. Sen bir kere yerinden fırladın mı kardeşim? Fırladın. Saldırdın mı? Saldırdın. Araya insanlar girdi mi? Girdi. Korumanın arkadaşıymış, cartmış, yurtmuş. Bunların işin bir ayrı bir yani. Bir kez daha söyleyelim. Demek ki koruması, danışmanı, yakın arkadaşlarının stüdyoya alınmaması gerekiyor. En iyi örneklerden bir tanesi bu. Diyor ki Kemal Enginyurt'un koruması Latif Şimşek'i darp etti diyen iftiracılar. Benim hayatım boyunca hiç korumam olmadı. Beni koruyan halkımdır. Kavgaya karışan kişi danışmanımı ziyarete gelen İstanbul'da yaşayan bir arkadaştır. Yalan ve iftira mesleğiniz oldu. Bu nasıl bir ki? Sen masadan kalktırdın canlı yayının ortasında on binlerce insan sizi izlerken binlerce evet hemen şey yapalım. Danışmanım Ali Şenyurt ve yardımcım Sedat Erge'yi Ankara Asayiş Müdürlüğü'nde bekletiyorlar. Şimdi Kemal Enginyurt'a sesleniyorum ve izleyicilere. Kimi izleyiciler de Kemal Enginyurt'un Latif Şimşek'e saldırmasında, yumruk atmasından dolayı oh böyle diyen insanlar var. Yani oh yüreğimin hani şeyleri yağları eridi diyenler var. Arkadaşlar ayıptır, ayıp. Ayıptır. Latif Şimşek'i sevmeyebilirsiniz, nefret de edebilirsiniz. Yani biz nefret ettiklerimizi, beğenmediklerimizi, düşüncelerine katılmadıklarımızın ağzını burnunu kıracak mıyız? Şimdi Arif'e saldırdılar. Yani ne TV'de Gülşah? Arif'in TV'si. Beryans'ın TV'de Arif'e saldırdılar. Ne fark ediyor ki? Saldıranlar yani her ikisini de lanetliyor. Yani şunun altını çizeceğiz sevgili Gerçek TV izleyiciler. İster bizim taraf diye gördüğünüz, ister tarafsız diye gördüğünüz, ister karşı taraf diye gördüğünüz bir yerde. Düşüncelerimizin yetmediği, sinirlerimizin bir yetmediği ağzını burnunu kıracağız. Gideceğiz, tepeleyeceğiz, evini basacağız. Ayaklarına kurşun sıkacağız. Linç edeceğiz. Böyle bir dünya yok. Ve sen buna en çok itiraz eden bir milletvekili olarak. En çok itiraz eden bir milletvekili olarak yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Şimdi de başka şeyler İlave TV, Gülşah yanlış söyledi. Mehmet teşekkürler düzelttim Mehmet. İlave TV'den şimdi aynı şeyi arkadaşlar. Yani sokak röportajına gidiyor. Kırıkkale'de saldırıyor ve saldırıya uğrayanların paylaşılan videolarını görseniz aman Allah. Yani tam bir şey yani. Çakallar yani. Kurtlar Vadisi. Baba başka hiçbir şey değil. Arabalarının plakaları AKP. Yok böyle bir şey. Bu adamlar ne iş yaparlar? Yatlar, katlar, çatlar. Yani nedir bu adamların zenginlikleri ve dokunulmazlıkları?
Şimdi Cemal Engin Yurt'un danışmanı ve yardımcısını gözaltına aldınız. Emniyette tutuyorsunuz. Tamam. İlave TV'de Arif'e saldıranlarını yaptınız. Latif Şimşek'e yapılan saldırıyı kınıyorum ama aynı zamanda Arif'e yapılan saldırıyı da kınıyorum. Yani şunun altını çizelim. Biz hukuk ve adalet istiyoruz. Bu ülkenin topraklarında kime saldırı yapılırsa yapılsın, polisten ve hukuktan aynı ölçüde adil ve eşit davranılmasını istiyoruz. Arkadaşlar, sevgili Gerçek TV izleyicileri, biz Cemal Engin Yurt'un yaptığını kınayamazsak bir başka şeyi kınayamayız. Samimi olmaz. Yani o savunduklarımız karşıtlarımıza yapınca çok iyi. Başkaları bizim savunduğumuz insanlara, yanında durduğumuz insanlara yaparsa lanet olur. Yok böyle bir şey. Çifte standarttan vazgeçeceğiz. Çifte standartı hayatımızdan çıkaracağız ve adil olacağız. Hukuku böyle inşa edebiliriz bu topraklarda. Demokrasiyi böyle inşa edebiliriz. Ve bir insan ya da bir siyasi düşünce ya da ideoloji rakibine benzediği gün olay bitmiştir. Rakibine benzediği gün hiçbir farkı yoktur ve ben onun rakibinden daha çok kınarım. Neden? Zaten onun rakipsin, onun yaptığını eleştiriyorsun ama sen ona benzersen yemezler baba. Yemezler oğlu, yemezler.